Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Al şunu içeri ya, soğuk dışarısı. Can kaçıyor. Evet. Bak oturuyor buraya. Eva yapma. Ben? Biraz çekmeyelim hocam bunun arkasında. Şunu da ne? Kilitleyelim. Tamam. Şimdi başlayabiliriz. Kamerayı kim tutacak? Selam arkadaşlar, yeni bir tarif videosuna daha hoş geldiniz. Eli bunu da. Ha tamam. Tamam. Şimdi bu bölümde hep birlikte. Eva çoktan başladı bile. Bu bölümde benim uzun zamandır yapmak istediğim bir pastayı yapacağız. Etrafı bambularla çevrilmiş, üzerinde pandaların piknik yaptığı bir pasta yapacağız. Evet. Bebeğim sen tarife bakmadan öyle giriştin. Aynı yani... sen. Pandalı pastayı yapacağız ve Eva'nın da babası kadar yeteneksiz olduğunu. Hayır, yetenekli gözler... oldum. Evet, Eva'nın da ne kadar babası kadar yeteneksiz yetenekli olduğunu görmüş olacağız. Tabii her tarif öncesinde olduğu gibi buna başlamadan önce de gündemimizden bahsedelim bebeğim. Evet, saçlarımı kestim. Benim gündemimde sadece şu an bu var. Başka ne var gündemimizde? Başka ne var? Bak şimdi ben sana söyleyince hatırlayacaksın. Ah be Eva. Hiç ölçü mü ölçü kalmadı ya. Neyse tamam, duruyor oyalansın. Çok dikkatimi dağıtıyor benim bu ya. Benim de hiçbir şey kalmadı bende de şu an. Gündemimizde bir Adana yolculuğu var şimdi önümüzdeki günlerde. Onun için çok heyecanlıyım. Adana'yı gerçekten çok özledim. Oradan böyle bir 5 saatlik bir vlog çıkarmayı düşünüyorum. Adanalı bir akrabamızın Çinli bir kız arkadaşıyla, sevgilisiyle hatta karısıyla evet, düğünü evet. olacak. Ya aslında 3 yıl önce evlendiler ama düğün yapmadılar. İşte pandemi döneminde vesaire diye. Evet. Adanalı damatla Çinli gelinin düğünü olacak. Ona gelinimiz de Türk düğünlerini çok merak ediyormuş. Bu yüzden düğün yapacaklar. Biz de oraya eşlik etmeye gidiyoruz. Sonraki vlog Adana'dan gelecek. Ondan sonraki vlog da Çin'den gelecek. Bir sonraki gündemimiz de Eva'nın yaklaşmakta olan doğum günü. Evet. Doğum gününe işte ocağın 17'sinde 2 ay kadar kaldı. Ama bu aralar sık sık Eva'nın doğum gününde ne yapsak diye düşünüyoruz. Çünkü ilk doğum günü eğlenceli geçmişti. Ama tabii Eva çok küçük olduğu için pek bir şeyden haberi yoktu. Evet, kendimize yapmıştık, kendi kendimize eğlenmiştik aslında. Şimdi Eva da etrafında dönen olayların daha fazla farkında olduğu için Eva'nın da çok hoşuna gidecek bir şey yapmak istiyoruz. Mesela son zamanlarda Eva uçan balon görünce şöyle yapıyor. falan yapıyor. Oysa ki ben uçan balonun tillahını Eva'ya doğum gününde aldım. Ama aşkım bu doğum gününde almayacaksın. Hatırlamıyor ya. Bilmiyorum, alabilir. Baya büyükmüş ya. Biz bunu arabaya nasıl sığdıracağız? Arabaya ne? Evde nasıl? Oha, iki tane at varmış. Eva'nın sıradaki doğum günü partisiyle ilgili çok çılgın fikirlerim var. Rapunzel temalı bir parti olacak. Rapunzel'in upuzun sarı saçlarından alacağız böyle 20 metrelik falan. Bunu balkondan aşağı sarkıtacağız. Partiye gelen misafirler saça tutunup tırmanarak apartmana çıkacaklar. Dördüncü kata. Dördüncü kata kadar çıkabilenler parti katılma hakkı kazanacak. Daha sonra salona bir tane şato kurduracağız, yaptıracağız. Böyle bildiğin şato. Üstünde Eva, uzun sarı saçlar. Bir noktada muhtemelen Mert şövalye kostümüyle gelecek ve Eva'yı yine saçları tırmanmak suretiyle Eva'yı oradan kurtarıp götürecek. Bir de ejderhaya ihtiyacımız var. Pardon, üstünlüğün oldu, kusura bakma. Cadıyı sen oynarsın. Ne? Ejderha var mıydı Rapunzel'de? Yoktu, o Şirek'teydi, pardon. Şirek temalı mı yapsak? Neyse, ne her türlü yani aklıma gelen her fikir çok bize pahalıya patlıyor. Muhtemelen bunun altından böyle bir 50 bin liralık oluruz yani. Planlarım çok pahalıya patladığı için şöyle bir şey düşündük balımla. Doğum günü partisini biletli yapalım. Gelen misafirlere bilet keselim. Kimse gelmeyecek, yine o masraflar bize kalacak gibi hissediyorum. Hayırlısı. Neyse, bu tür şeyleri konuştuktan sonra en son dedik ki bari bir kafede falan basit bir şekilde kutlarız. Daha ucuza mal yoktur. Bence artık başlayalım. Aynen, bir başlayalım. Başlamadan önce küçük bir işbirliğimiz var Domestos'la ilgili. Size ondan bahsetmek istiyorum. Ay artık kullanılmaz olun. Ay gördüm o tükürükleri. Aşkım dur. Eva. Seda iptal oldu şu an. Ya ben tiksinmiyorum ya. Sen niye tiksiniyorsun? Lan balgamla balgamla attı ya. Eva ne yapıyor? Eva sakin ol. Sakin.
Neden? Tamam. Tamam güzel. Gerçekten. Güzel krizi girdik şu an. Çok saçma. Balkan bir yerden almamıştır ya. Eba tamam, tamam. Kekini hazır alsaydık ya. Keşke sadece süslemeyi yapsaydık. Ya yıkaman lazım saçını. O kadar görmüyorum kendimi lan. Tamam şey yapma sikmiyorum. Oraya silikebilirsin. Tamam neyse ben... Ay çok saçma gülme krizine girdim ya. Evet şimdi Domestos'tan bahsedeceğim ama Eva da arkada sürekli bir şeyleri karıştırıyor ve Seda ona sahip çıkmaya çalışıyor. Domestos okul hijyen programı ile birlikte bu sene 11. yıllarını kutluyorlar. Nedir bu program diyecek olursanız şöyle kısaca açıklayayım. İstanbul'daki ihtiyacı olan onlarca okulun tuvaletlerini yenilerken İstanbul'daki tüm okulların okulun temiz belgesini almasına da destek oluyor. Tüm Türkiye'ye ulaşmak için de çalışmalarına devam ediyor. Tüm bu okullar adına ve ayrıca bu videoya sponsor olduğu için Domestos'a teşekkür ediyoruz. Lütfen bak suluğun var yan tarafta ya. Balım ne yapıyorsunuz? Lütfen bundan içer misin? Aşkım buradaki unlara şimdi şey döküldü mü dökülmedi mi? Ne? Tükürük mü? Ya boş ver bir şey olmaz bence şey yap. At kovanın içine. Araya gitmesin. At ya bir şey olmaz ne olacak çocuğunun tükürüğünü alt tarafı. Pastanın kekiyle işe koyuluyoruz. Şeker hamuru bu. Oyun hamuru gibi düşünebilirsin. Söyle bakayım hamur de. Evet. Sayılır. Diyor ki süt ve sıvı yağ bir kaba alıp ocakta 1-2 dakika ısıtalım diyor. Isınan süt ve yağ genişçe bir kaba aktarıp üzerine eleyerek un ilave edelim. Un elemeyelim. Sonra güzelce karıştıralım diyor. Tamam kaç ölçek? Bir çay bardağına bir parmak eksik un. Ne? Bir çay bardağı un. Kekin içinde mi? Evet. Ha nasıl bir kek o ya? Böyle şişen keklerden işte pandispanya. Pandispanya keki mi yapıyoruz yine? Evet yine. Bak her seferinde çok riskli ama o ya. Ya normal kek yaptık da sanki. Şu ortalığa bak. Bak hazır kek alalım. Ben hala bunun arkasında duruyorum. Biz yaptık deriz. Hazır kek almak için artık çok geç başladık. Bir çay bardağı un. Lan hemen dökmeyeceğim onu ama. Önce ne yapıyorum? Yarım çay bardağı sıvı yağ ve yarım çay bardağı sütü ısıtacağız birazcık. Ay iyiymiş mi? Unlu süt o. Bebeğim bu içmek için değil. Bak şimdi böyle yapıyoruz. Bekle bekle ilk önce bir ölçüsünü alalım. Tamam. Tamam. Şimdi bunu buraya, dök. Evet harikasın. Tamam. Şimdi bunu ısıtıyoruz Evacığım. Tamam onu ısıttım. Bunu da lavaboya koyalım tamam mı? Çünkü onu daha kullanmayacağız. Hadi lavabonun içine atmadan. Tamam bir şey yok. Tamam bir şey yok. Yalnız şaka maka Eva bizimle birlikte tarif yapacak. Kıvama gelmiş. Kıvama gelmiş hakikaten evet. Ya. Günaydın. Günaydın. Şimdi süt ve yağ döküyorum. Üzerine unu dökeceğiz. Unu... Şu değil mi? Bir çay evet. Bardağından bir parmak az. Tamam. Evet. Bebeğim şimdi bunun içine dök. Dök salla salla. Kaşık vereyim mi sana tamam, Eva? Şimdi bunu karıştıracağız. Kaşık ver. Eva karıştırırsın. Al bununla karıştır. Eva bütün bu işi yapmaya ne kadar istekli sana ya. Sana göre hadi. Aşkım telsiyle karıştırıyorsun. Karıştır şimdi. Karıştır. Hızlı. Karıştır. Şimdi bir tane de Eva mı kırılsa diyeceğim. Fazla hepsini ekstradan rezilliğe evet. Gerek yok değil mi? Mert mi kırsa diyeceğim bir tane. Yok o da aynı. Yok ona da fazladan rezilliğe yine gerek yok yani. Ha Mert kırmış, ha Eva kırmış. Al şimdi bunu, dök. Dök içine. Evet. Harikasın. Bunu evet. Annene ver, şimdi karıştır. Şimdi karıştır. Burada yapmak ister misin bunu? Oraya yetişmiyor. Hadi bakalım Eva şimdi bunu da yap. Şöyle kafasını çarpmasını şöyle tutayım. İçerisine dök hadi. Evet başardın.
dök 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 dök. Karıştır şimdi. Yani bir kaşımıza gözümüze atmadan yapamıyor hakikaten. Ay ham değil daha. Bitmedi, pişmedi daha. Bak daha var içerisinde bunun. Bunu at çöpe. Onu çöpe at çünkü bitti. Tamam. Senin yaptığı şekilde bundan onu aktaracaksın. Heh, tamam sen dök oradan, ben de buradan karıştırayım. Allah'a emanet yapıyoruz şu an. Tarifte diyor ki böyle yavaş yavaş üstten koyun, alttan alın, üstten koyun, yavaş yavaş karıştırın falan diyor. Bizim kek hamuru. Ben şu an çok pişmanım her şeyden. Eva'ya çarpma bak, rahatsız oluyor. Pardon aşkım. Tamam. Karıştır, karıştır, karıştır. Hayret vallahi, köpüğü sönmedi ha. İşte öyle güzel yapmışım. Keke Eva'nın elinin lezzeti, elinin ağzının lezzeti, her türlü lezzetimiz karışıyor şu an. Ya diyor ki yağlı kağıt serip üzerine bunu çok şey yapın. O çok küçük değil mi? O çok küçük. Hayır, çok kek küçük. Mi? Hayır. Kalıp çok, mı? Ya bu kabaran bir şey. Bu kabaracak, taşacak, tepsiye taşacak ondan sonra. Çok küçük bir şey koymaya çalışıyorsun. Borcam yazıyor. Borcam mı yazıyor? Evet. Böyle borcam mı yazıyor? Böyle borcam yazıyor. Ya o zaman sen bilirsin. Bence acele et, ortada bir kek kalmayacak, yani, pişirecek. Aşkım işte kalıbımız mı var? Yani var da ne? Bu var. Evet. Tamam, kalıp işte o. Daha büyük. Tamam, bunu yapalım. Tamam, gel. Yok. Yok, gel, gel. Yok, yok, yok. Yok, yok, bunu yapalım. Yok. Yok, yok, bunu yapalım, bunu yapalım. Tamam, al. Ne yapıyor şu an? Bunu yapacağız aşkım, bunu yapacağız. Bu keke biz kabartma tozu koymadık. Nasıl kabaracak? Sana da bazen aynı şeyi gene yaşadığımız hissiyat geliyor mu? Sürekli. Muhtemelen eski videolara bir dönüp baksak. Asla hatalarımızdan ders almıyoruz mesela. Sürekli pandispanya keki yaptığımızı ve her seferinde yaparken çok şaşırdığımıza eminim. Ne oluyor? Şişt, bir dakika, seni kovduk. Seni kovduk. Seni kovduk. İki dakika. Gitti ya, baş belası. Arkadaşlar videolardan Eva'yı men ettim. Ya keki yapalım da sonra yine gelecek. Şu keki en azından bir fırına atalım şimdi, başka bir kaza daha çıkmadan. Of, 2 saattir yer siliyorum ya. Her taraf yağ olmuştu. Valla eğer olmadıysa Eva'nın ve tarifin suçu. Bence olmadıysa kesinlikle Eva'nın suçu, tamamını o yaptı. Ya okuma yazması olmadığı için biz ona destek olmuş olduk. Yani iki yardımcısı olarak. Ne yapıyorsun? Tarifte diyor ki yarısına kadar sulu borcamda yapın diyor. Buna sığmıyor ama başka bir kapla. Bunu daha önceden yapmadığımıza eminim. Ben de. Bebeğim burada büyük tepsiler var. O çiğ köfte girer, yoğurma tepsisi. Fırına girmez onlar mı bence? Girmez mi? Az önce yaptığın şekilde olmuyor mu? Kesinlikle su koyacaktık ben sana söyleyeyim. Altına koysak suyu. Tamam, koyalım bakalım, tarifinde gönlü olsun. 30-40 dakika diyordu. 35'e koyayım mı? Koy. İşin tuhafı şöyle. Hani sen de bu işte çok kötüsün ya. Evet, ben pasta yapmakta gerçekten çok kötüyüm. Ben ona şaşırıyorum sürekli. Hani ben ne bileyim 27 yaşından sonra pasta yapmaya falan merak sardım. Aşkım ben de seninle merak. Seninle beraber ben de eşlik ediyorum. Yani ben ondan önce bir pasta vesaire yapıyor muydum Allah aşkına? Bu amatörlük bana özgü olması gerekiyormuş gibi geliyor da Seda benden daha saçma şeyler yapabiliyor. Ben bazen ona şaşırıyorum. O zaman 30 dakika sonra görüşürüz. Bence yanmamış, bence güzel pişmiş. Biraz fazla kızarmış diyelim. Az önce çok daha kabarıktı ya. Acaba altına koyduğun su bir işe yaradı mı? Ne bileyim işte, bir umut öyle koyduk. Sen umayı tut, ben çıkartayım. Görüyor musun keki? Gitgide inmiş. Eva sen ne yapıyorsun? Bak. Aha efendim. Bak. Efendim. Bak. Efendim. Bak. Baba. Onun tamamı baba. 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 Ya kek, biz bunu nasıl ikiye bölelim? Bir de dedin ki ya, daha büyüğüne koy. Şu keki tekrardan yakından bir göstersene ya. Daha iner mi acaba? Söner mi? Abi daha ne kadar inecek? Yerin dibine mi geçecek yani? Evet. Saçmalığa bak ya. Biz bunu nasıl... Ya...
Ne yapalım? Aşkım ben kek yapamıyorum. Neden bana sürekli kek yaptırmaya çalışıyorsun? Sen kek yapamıyor değilsin. Sen pandispanya yapamıyorsun. Kek de yapamıyorum. Sen sürekli pandispanya yapmaya çalışıyorsun her bölüm. Ya ne bileyim. İçine bir bardak, bir çay bardağı un koyduk. Bu kek değil ki, bu köpük. Bu yani şey. Benim suçum değil, tarifi verir. Pandispanya dediğin şey köpük yani. Abi kağıt gibi oldu kek ya. Ben az önce story attım, dedim kek ne kadar güzel oldu, ne kadar kabardı, ne kadar gerçekten bizi beklenmedik bir şekilde. Evet. Burada kek. Bence bundan ne yapalım biz biliyor musun? Kare kare keselim, o kareleri üst üste koyalım. Etrafını rulo katlarla süsleyelim. Ortasına bir tane panda koyalım. Okey. O şekilde olur. Tamam. Pasta kreması yapmamız lazım. Onu sen lazım. Yapar mısın? Tamam, onu ben yapayım. Sen de içinden kareler çıkar. Buraya Eva az önce yağ döktü ya arkadaşlar. Ay. Ben bayağı sildim orayı. Kayıyorum, duruyorum sürekli. Ondan kayıyor. Bak bak bak. Gidiyorum şu an. Öp bir tane beni. Öp bir tane beni. Oh, bu boyut iyi mi Nisan peki? Şşt, şşt, şşt. Ha? Efendim? Ancak ondan bu boyutta çıkar ya da şu boyut. Sana bırakıyorum. Ya bırakma bırakma. Bebeğim mikrofonumu bırak. Bebeğim olmaz, mikrofon olmaz. Olmaz. Mikrofonla oynama. Ben dedim hazır kek alalım. Biz beceremiyoruz. Ya hazır kek alınca ne anlamı var videonun ama? E bunca zaman hazır kekle yapıp duruyordum. Sadece yumurta sarısı tadı geliyor. Pişmiş yumurta. Bakayım tadına. Sonuç olarak benim problemim değil. Yani problem. Refleks olarak neden ilk yaptığın şeyi böyle suçu kendi üstünden atmak? Çünkü ben tek başıma mı yaptım bu keki? Tamam, olmadı. Olmadı. Tamam, biliyorduk olmadı. Yapacak zaten bir şey yok. Biz şimdiye kadar bütün tariflerde bir şekilde iyi kötü onu bir sonuca vardırıyorduk. Bu sefer elimizdeki keki kullanamıyoruz hiçbir şekilde. Yumurta kokuyor. Tamam, yumurta kokuyor. Onu yiyemeyeceksin. Yapmayalım. Ne yapacağız? Ay, 2 saatimizi üzülüyorum şurada. Kayıp duruyorum zaten. Ya ben bu nefis yemek tariflerinden bir daha tarif bakmayacağım ha. Evet, suç onların. Mert, 2 dakika markete gidip gelir misin? Tamam. Tamam mı? Biz burada bekliyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz. Tamam. Az öncekiler yaşanmamış gibi. Aa, kek ne kadar. Ay, ne kadar güzel pişmiş. Hem de ikisinin ortası da ayrık bir şekilde. Biraz dibi tutmuş. Dibi tepsiye yapıştı. Evet. Orayı böyle kıt diye kestik. Oradan keki aldık. Sen nereye ikiye böldün bunu? İşte çıkartırken ayna. Eva'yı unutmuşuz, kız içeride. Geldi neyse, zaten. Tamam. Eva şefim. Şimdi içerisine bunun kremayı koyacağız, tamam mı? Böyle süreceksin, tamam mı? Balım. Şimdi buradan al. Buraya koy, böyle sür. Ne bitmez ha bu. Ben bir kaşık daha alayım, göstereyim. Evet. Yardım etmemi ister misin? Al, sen de al. Hoppa! Evet. Bak. Hop. Böyle yap, böyle, böyle, hı, böyle. Sür, 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 sür. Evet, yapabiliyorsun. Evet. 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 Bizden iyisin bu konuda. Bir şey değil mi? Bir şey gösterince hakikaten yapıyor ama ya. Yani elinden geldiğince yapmaya çalışıyor. Şimdi bak ne yapabilirsin istersen biliyor musun? Al bunu. Sabahtan beri zaten onu dökmeye çalışıyor. Bu böyle bir şey mi? Ha, böyle değil. Bir dakika. Ben bunu yanlış yerden açtım galiba. Böyle açı... Yok, böyle de değil. Tamam. Diğer türlü galiba. Bak hemen öğrendi, açtı. Heh, dök şimdi. Dök 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 dök. Bunu yalandan yapmışlar. Dökülmüyor ki. Ses çıkarıyor sadece. Tamam. Evet, avucunu aç. Avucunu aç. Böyle yap. Tamam, vereceğim. Böyle yap. Şimdi pastayı dök. Böyle. Suç ben. Suç bende zaten. Tamam, tamam, hadi biraz ye. Daha dökeyim. Eline yapışıyor, terlemiş tamam. Elini insan. Tamam, eliniz lezzeti pastaya iyice geçti. Bundan çok eminiz artık. Hadi ondan da biraz dökelim. Bunu da şey yap, dök arasını aç. Çıtır çıtır şekerli pasta oldu. Tamam. Tamam, onları da ye hadi. Hadi ye onları da. Tamam, bu katı tamamladık. Hop, ikinci kapattık. Kat. Kapattık. Kapattık. Bak kekten yiyebilirsin, bayağı güzel kek.
Lan. Ham yap. Kekin yarısını götürdüm, kopardım. Tam geri yapıştırırım ben, bir şey olmaz. Hadi. Üzerine sürelim. Çok şu an yaptığımız her şey çok saçma. Bunun farkındayım ama yani videoyu bir şekilde bitirmemiz lazım. Artık herkes idare edecek arkadaşlar. O ses ne ya? Arada ya şey, bir çıkıyor. Kayıyor ha. Ya. Aaa! Neyse. Allah'ım bitmiyor. Bu bazen. Bunu, ama bunu buraya bırakmamamız gerekiyordu. Tamam. Bu videoyu bir şekilde bitireceğiz. Pastayı da bitireceğiz, videoyu da bitireceğiz. Bu yarım kalmayacak bunların hiçbiri. Bugüne kadar hiçbir pastamı yarım bırakmadım. Bunu da bırakmayacağım. Devam. Eva'yı indirirsek bitirebiliriz. Eva'yı indirirsek şu an kıyametleri koparır. O yüzden hiç o işe girişmeyeceğim. Bu pastayı bitireceğiz. Ne pahasına olursa olsun. Aferin kızım. Şu an tam şeye benzedim. House of Dragon'daki Viserys'e benzedim. Krala. Hani kızı ne yaparsa yapsın her zaman arkasında duruyor. Aferin kızım. Bir numarasın kızım. İdeal baba böyle olunur. Evet. Şimdi etrafına bambularla süsleyeceğiz. 5 paket bambu vardı ama bunlardan ikisini ben dün yedim. Birini de başka biri yemiş artık. Kim yedi bilmiyorum. Ben yemedim. Neyse. Şimdi zaten pastamız çok yüksek olmadığı için biz bunları ikiye kırıp kırıp yanlarına şey yapacağız. Bak Eva böyle yapacaksın. Böyle ikiye kıracağız ve kenarını, tamam o da olur bebeğim, o da olur, sen bir numarasın, sen her şeyi en doğru sen yapıyorsun. İğrenç oldu. İğrenç olmadı, çok güzel oldu. Kızımız ilk defa pasta yapıyor, biraz destek olur musun? Benim de sinirlerim çok bozuk, idare et. Yapacak bir şey. Açlıktan bayılacağım. 3-4 saattir şuradayız. Yaptığımız şeye bak. Şu video bitsin. Eva'yı bir caminin önüne bırakıp geliriz, tamam mı? Hayalindeki pastanın çok uzağındayız ama. Ama bir aradayız ya. Birbirimize sahibiz en azından. Ya ben burada olmak istemiyordum ya. Nerede olur? Ben bugün planlarım vardı. Gelirim tozarım diye düşündüm. Şimdi sıra pandalı. Ya bebeğim bari yani yaptığımız şeyi bozma ya. Tamam, bozuyorsan da hani en doğrusu öyle olduğu için bozuyorsun burada. Hala o pandaları koymaya niyetlisin değil mi? Bunun içinde beyaz yok ki. Şuradan renk baksana. Pembe var, sarı var, tamam, ten rengi var. Pembeyi ver. Beyaz var. Ha tamam, ver onu ver. Bari bir tane gösterme gibi bir panda yapalım. Ya bak hala döküyü çıkartıyor ya. Boşuna gidiyor. Bak, bak. Anneciğim onları geri yapıştırır mısın? Taş olmuş bu. Şuna bir baksana. Aşkım şeyi kırar yani bu bundan. Olmaz. Özür dilerim. Tamam. Bu videoyu kısır yaparak sonlandıralım. Karnım çok acıktı, yemin ederim bayılacağım aşkım. O pandayı yapacağım. Kısır kısır kafamı karıştırma şimdi. Şu siyahtan bir kafa, kol, bacak bir ilk bir şey yapsana. Allah'ını seversen. Bak şimdi bak. Bak pandanın. Kafası. Gövdesi. Tamam mı benim? Bak burada panda var. Burada lanet olası bir panda var. Peki sen de şunu açayım. Eva'yı tut ne olur. O ellerle her yeri ellemesin ya. Ver anneciğim. Ya pandalı olmak zorunda değil ki pasta. Pandalı olmak zorunda değil. Hemen geliyorum. Ali Baba'nın çiftliği pastasıymış bu da ya. Evet. Bu da Ali Baba'nın hayvanları işte. İnek var. Otlanıyorlar burada. Üstüne pastayı koyuyor. Dağıtmışlar. Eva ne yapıyorsun? Bir şey olmuş. Bir aralarında kavga çıkmış galiba. Sen yiyeceksin, ben yiyeceğim falan derken. Dık 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 dık. Evet bak Eva da. Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. En başından beri planladığımız gibi Ali Baba'nın fırtınada yıkılmış çiftliğini yaptık ama çok şükür hayvanlar hayattalar hala. Sağlıklılar ve o çiftliği yiyorlar. Eline sağlık balım. Afiyet olsun artık. Galiba kulağımın arkasında krema var.
Sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın, bay bay. İyi ki doğdun Eva, iyi ki doğdun Eva. Mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar sana. Üfle, üfle şimdi mumları. Şimdi üfle. Onu da üfle. Bir daha. Alkış. İyi ki doğdun Eva, iyi ki doğdun Eva. Üfle onu da. Üfle üfle. Alkış. İyi ki doğdun Eva, iyi ki doğdun Eva, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki... Alkış. Eva ile birlikte tarif videosu çekin, Eva ile birlikte tarif videosu çekin. Buyurun işte, çektik. Lezzet testini tabii ki de yapacağız. Evet. Heyecanla lezzet testi için bekleyen denekler. Al, bu en güzel yeri sana ayırdım Mert. Üzerinde pandası var. Allah razı olsun. Ben Mert'inkinden yerim biz. Yiyor, seninkini hazırladım bebeğim, şey yapma. Bebeğim, herhalde heyecanlısındır çünkü ilk defa Eva'nın yaptığı bir pastayı yiyeceksin. Yüzümde hala un var galiba. tamam, hadi başlayalım o zaman. Hadi başlayın, hadi. Çok kötü görünüyor ya. Şu Eva'nın parmak izi mi? O ne hakikaten? Abartmayın ya, çok daha kötülerini yedik yani hep birlikte. Tamam, yiyeyim. Rulo katı yiyorsun. Oğlum pastadan yesene. Pastaya dahil değil mi o? Yani dahil de. Bu da bayağı kekinden tamam. De ye. Çok lezzetli. Eline sağlık. Tam göremedim yediğini. Yedim vallahi, yedim. Pasta olduğu gibi duruyor. Oğlum ya. Oğlum bak, iç taraftan şu alttan kimsenin el değmediği yerden al. Niye bu benim aklıma gelmedi? Ya. Bu ne ya? Sen yesene lan. Aşk olsun. Yok, ben tokum. Ya ben de tokum, durma duruyordum. Ama yine yiyorum. Biz de döner yedik ya. Şurada pilav üstü döner yedin hep topu. Biz 40 santim bir döner yedik.